Şimdi bu örneklerde ağırlık merkezinin yerini bulalım. Birinci örnekte iki tane dairesel levhamız var. Birinin ağırlık merkezi burası, diğerinin ağırlık merkezi burası. İkisinin ortak ağırlık merkezi nerede diye merak ediyoruz. Tabii ki ağırlık merkezinin bu ikisini birleştiren doğru üzerinde bir yerde olması gerektiğini biliyoruz. Ve kütlesi büyük olana tabii ki daha yakın olacak. Bunların kütleleri hakkında bir bilgi edinebilmek için yüzey alanlarına bakalım. Dairesel oldukları için pi re kareden kaynaklı bunun eğer alanı 4 S ise bunun alanı S kadar olacak. Dolayısıyla kütleleri de bunun kütlesi 4 M ise bunun kütlesi de M kadar olacak. Alanı 4 katı olduğu için kütlesi de 4 katı olacak. Bu problemde orijinimi şurası olarak seçersem yani 0 0 noktasını buraya koyarsam problemi hızlıca çözebilirim. Ağırlık merkezinin burada herhangi bir y bileşeninin olmayacağını biliyorum. Çünkü iki kütlenin de ağırlık merkezi x ekseninin üzerinde. O zaman ağırlık merkezi x ekseninde nerede onu bulalım. Ne yapacağım? 4m çarpı 0 artı diğer kütlem m. Onun koordinatı ne oluyor? 2r burası, r de burası, 3r. Toplam kütlemde 5m olacak. Dolayısıyla sonuç ne çıkacak buradan? Burası 0, burası 3m, burası 5m, 3m r, 5m r. Mler sadeleşir. Şöyle yapalım. 3 bölü 5. R çıkacak. 3 bölü 5 R yani şurayı da eğer şöyle R R diye parçalara ayıracak olursam kütle merkezi 1 R kadar bile uzakta değil daha kısa şurada bir yerde olacak. Şuradaki mesafe de 3 R bölü 5 kadar olacak. Kütle merkezinin orijini olan uzaklığı. Sıradaki örnek bir önceki örneğin neredeyse aynısı. Aradaki tek fark şu. R yarıçaplı bir kürenin hacmi V ise ve 4 bölü 3 pi r küpe eşit olacak. Dolayısıyla burada r'nin kübüyle hacim belirlendiği için 3 r yarıçaplı kürenin hacmi 27 v olacak. Dolayısıyla bu kürenin kütlesi 27 m ise aynı malzemeden yapıldıklarını düşünüyorum. Küçük kürenin kütlesi m olacak. Yine kolaylık olsun diye koordinat sistemini tam oturtuyorum. Ve ağırlık merkezinin x koordinatını buluyorum. Ne yapacağım? 27 m çarpı 0 Artı m çarpı 3r burası r de burası 4r bölü toplam kütle 28m mler sadeleşirse sonuç 4 bölü 28 yani 1 bölü 7r olacak. Bu durumda ağırlık merkezi orijine oldukça yakın. Şurayı eğer 3 parçaya bölersem RR r diye rrr r, r diye 3 parçaya bölersem ağırlık merkezi şurada bir yerde olacak. Yaptığım şey ağırlık merkezinin x koordinatını bulmak oldu. Sıradaki probleme geçiyorum. Önce cisimlerin kütleleri ne kadar onu bulayım. Bunlar gene levhalar olsun. Burada bir kare levha, burada da bir üçgensel levha var. Bu levhanın alanı a kare. Bu levhanın alanı ise taban a, yükseklik a bölü 2 olacak. Bir de üçgen olduğu için a kare bölü 2 olacak. Yani bu levhanın kütlesi 2m ise üçgensel levhanın kütlesi m olacak. Bu levhanın ağırlık merkezi tam orta noktasında olacak. Şuraya olan uzaklık a bölü 2 olacak. Üçgensel levhanın ağırlık merkezi ise buradaki kenara daha yakın olacak. Ve buraların geometrik ağırlık merkezi olması gerektiğini bildiğim için a bölü 3'e 2a bölü 3 şeklinde bölünmesi lazım. Yani şurası a bölü 3. Gene koordinat sistemi buraya yerleştirecek olursam ve ağırlık merkezinin x koordinatını hesaplarsam 2m çarpı 0 çünkü bu kütlem tam orijinde artı ne diyeceğim m çarpı uzaklığına bakıyorum a bölü 2 artı a bölü 3 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü toplarsam 5 bölü 6 yapar 5 bölü 6 a bölü toplam kütle 3m m'ler sadeleşecek burası 0 Burası 5 bölü 6. 3'e bölersem 5 bölü 18 A olacak. Yani ağırlık merkezi buradan 5 bölü 18 A kadar ötede bir noktada olacak.